Burası bir haftadan fazla oldu. Mikser aracı üstünden geçerek bu demir kırıldı. Ve zaten buranın çatlayacağını herkes biliyordu. O yüzden bu taraf kenarlardan geçiyorlardı. Çatlak mıydı yani zaten? Evet, orta tarafı. Sadece buranın kapatılmasını istiyoruz. Burası Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Mevlana mahallesindeki Yusuf Payık Ortaokulu'nun hemen önündeki sokak. Okulun giriş kapısındaki logar kapağı günlerdir kapatılmıyor. Mikser geçti buradan, beton arabası. Üstünden geçince kırıldı logarı. Kapağı kırıldı yani. Aradık belediyeyi, daha gelmedi. Ne kadar zaman oldu? 3-4 gün oluyor. Peki burayı siz kendi imkanlarınızla mı kapattınız? Evet. Yani bir araç veya da çocuk düşmesin diye üstünü kapattık. Yuvarlak bir şeydir, içinde de su var, çok derin. Bir içine düşse ölebilir. Evet, ne zamandan beri burası böyle? Bir haftadır. Korkuyor musunuz? Evet. Yusuf Payık Ortaokulu önündeki yolda logar kapağı üzerinden vinç geçmesi sonucunda kırıldı ve günlerdir esnafın üzerine örttüğü kartonlarla kapalı ve okuldaki öğrenciler buranın üzerinden geçerken içine düşme tehlikesi yaşıyorlar. Mahalle esnafı ve okul yöneticileri logar kapağının kapatılması için yetkili mercilerle görüştü ancak henüz bir çalışma yapılmadı. Okul müdürü aradı. Burada bir polis görevli var, burada o aradı. Bekliyoruz daha. Meski geldi, gitti. Bizim işimiz değil dedi. Böyle başka gelen olmadı daha. Diğer kurumlar ne cevap veriyorlar peki? Vallahi aradık. İki kurumu galiba aradılar. Bizim işimiz değil dedi. Hangi iki kurum? Belediye aradı, bir de Meski aradı. Aynen. Başka yeri bilmiyorum. Aradılar mı aramadılar mı bilmiyorum. Kimin sorumluluğundaymış bu logar peki, bir fikriniz? Ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok hala. Logar şimdilik mahalleli tarafından karton ve taşlarla kapatılsa da hala tehlike arz ediyor. Vatandaşlar da olası kazaların önüne geçmek için yetkililerden yardım bekliyor.